Bursa'ya geçelim Murat abi. Şampiyonluğu sona mı bırakacağım? Bursa'ya geçelim, sonra da şampiyonu konuşalım. Valla Bursa Spor'un tamam dördüncü şey Euro Cup, esas Euro League değil ama bu kadroyla Euro Cup'ı bile bu duruma getirmesi inanılacak bir şeydi. Yani şimdi Andorra ile eşleşti. Andorra'nın da Gran Canaria'yı yenmesi sürpriz oldu ama işte böyle tek maç olduğu zaman tabii. Şimdi biraz da yol açıldı. Şöyle açıldı. Bologna şeyi duruyor. Ama o diğer tarafta. Tabii Valencia ile oynayacak. Evet. Şimdi Valencia Euroleague kültürü olan bir takım. İspanyol takım. Tabii. Eurocup İspanyol organizasyonu. Sen Andorra ile oynuyorsun. Kolay maç değil bak. Tabii değil. Bu seviyede kolay maç yok zaten. Yani İspanya'da sonuncu galiba ama bir İspanyol takımı. Daha önce Koraç'la Efes'le karşılaşmıştı. Çok güzel bir yer orası. Biliyorsun boğa yetiştiriyorlar orada. Hiç gitmedim orada. Aa çok. Şey, yeşillik. Şöyle biftekler var. Beceriksiz boğaları kesiyorlar herhalde. Ama şimdi bir de elediği yani biri Sırp ekolünün şeyi, biri de Slovenya ekolünün şeyi. Şimdi rakip de Yogi Ferro, NBA, Jacob Pollin, Zach August, Jaka Blazic, Edo Muric, Zoran Dragic, Alen Omic. Hepsinin ya NBA ya Euroleague tecrübesi var, bazılarının ikisi de var. Yani şimdi bu kadroyu deplasmanda ki bu sene de bunu kazanmak için Euro Cup'ı en azından bir final oynamak. Çünkü bu sene hakikaten eski Yugoslav ülkelerinde bir şey var, hırs var. Var. Yani devlet desteği var, işte Partizan hedefliyordu. İki takımı da geçmiş oldu. Evet, hedefi Euro Lig olan iki takımı da geçti. Şurada bir not aldım. Şimdi şöyle müthiş bir ikinci çeyrek oynadı ve onu bütün ikinci yarı boyunca idare etti. İdare etti. Ama John Haaland 16 sayı, 7 rebound, pitbull. Ve devre arası demeci. O çok güzeldi ya. Onu ekrana getirelim. Ha. Bir görmeyenler de bir görsün çünkü hakikaten... Benim en favori devre arası demeçlerimden biri olabilir. Ya demeç mi? Havlama. How did you see first half? We some dogs. We some dogs. Not just any dogs. We some pit bulls. Underdogs and we don't care. We some pit bulls. Right first half. Good luck. Murat abi hakikaten mentaliteyi gösteriyor. İnanmışlığı gösteriyor. Hissiyatı gösteriyor. Tabii şimdi... Kulübün içinde değilim. Soyma odasının içinde değilim. İdmanları bilmiyorum. Ama Onur Alp bitimde muazzam bir artık çıkış, etkisi evet. Var bu yaratılan ortamın orada. Yani John Haaland'dan mı, Derek Needham'dan mı o da 20 sayı attı. Andrew son maçı kazandıran isimdi. Onur Alp bitimi Türk basketboluna kazandırmak üzereler. İnşallah böyle. Evet. Sen babası Boris'i hatırlar mısın? Hatırlamıyorum. Geçen programda da konuşmuştuk. Ya Boris çok yetenekliydi ama hadi bir çıkıp idman yapalım falan. Yani böyle bir aşırı hırsı falan yoktu. Şimdi Onur Alp'e o ortam aşılanıyor. O şey getirmiş. Yani pitbull şeyini getirmiş. Ya çok güzel bir takım ama şimdi kadınlarda yaptıklarını erkeklerde de yaparlarsa şimdi saydık işte isimleri. Sahanın da sahadayken en faydalı oynayanı Kavarius Hayes'di. Ona daha sıra gelmedi. Evet. Artı 12 sayı. Yani şimdi Efes'e bakıyorsun hiçbir Türk direkt şeyde yok. Rotasyonda. Rotasyonun uzantısında bile evet. Yok. Bursa 4 tane 5 tane çok iyi seçilmiş yabancı. Tamam Onur Alp'i de. Zaten bak bence bu şeyden daha önemli. Hadi Türklerin önünü açalım. Oynasınlar. Türklerin önünü açmayalım. Ama Türkler orada oynamayı hak etsin. Çünkü o zaman sınıf atlıyorsun. Kesinlikle.
Yani serbest ekonomi böyledir zaten. Yunus abi en iyiye karşı onu yenersen hak ettiğin zaman geliştirirsin kendini. Yoksa yani, rekabeti aşağı çekerek kendini yüceltmezsin yani. Rakibe takım içi rekabetten bahsediyorum. En iyi oyuncu oraya gelir, sen ondan daha iyisen zaten oynarsın. Kimse pasaporta bakmaz. Tabii burada yabancı seçiminde şu önemli. Onlara güzel örnek olacak yabancılar seçmek lazım. Yani ben çıkayım 20 sayımı atayım akşam nerede dansa gideriz falan. Değil, profesyonel. O da kötü bir örnek ama burada çok doğru bir yapılama. Çok büyük iş. Çok büyük bir başarı. Momentumu almanın da sporda ne kadar önemli olduğunu da görüyorsun. Yani gördüğümüz örneklerden biri. Çünkü ligin ikinci yarısı hatta son çeyreğinde kazanılan bir momentum var ve bunun sürdürülmesi var. Yoksa sezon başında kimse veya Euro Cup başladığında Bursaspor'un nasıl açtığına bakarsak kimse Bursa'nın burada olacağını tahmin edemezdi. Hiçbir şekilde tahmin edemezdi. Yani. Bakalım Andorra maçına yani artık şey zor denizleri geçtik, kolay bir nehire geldik diye düşünmesinler. Çünkü o İspanyol takımı. Buralara gelince de insan iştahlanıyor. Yani burası olmuşken neden final olmasın? Final olduğunda final oldu zaten bir maç artık. Abi nedenler şimdi, başlıyor artık. Amerikalılar için bu belki de EuroLeague kapısını açacak bir durum. Yani final oynattı takımına. Ve yolda kimleri eledi? Obradovic'in Partizan'ını. O açıdan yani konsantrasyon daha üst seviye ama bireyselliği çok fazla şey ön plana çıkarmak. Çıkarmamak lazım. Bursa'ya da yarı finalde ve inşallah finalde başarılar diliyoruz ve başarılarını konuşmaya devam etmek istiyoruz gönülden. Ve şampiyona dönelim. Bahçeşehir Koleji FIBA Euro Cup şampiyonu oldu. Bu Kartal Özmızrak'ın 3. kupasıymış Avrupa'da. Beşiktaş'la FIBA Euro Challenge, Darüşşafaka'yla Euro Cup. Şimdi de FIBA Euro Cup Bahçeşehir Koleji ile. Yani biraz müthiş böyle başarı. Herkesin transfer listesine girmesi lazım. Barış Ersek gibi biraz ama tabii o da çok daha fazla süre alıyor. Valla 7. kupa Avrupa'da. Hemen hemen hepsinden de var değil mi? 2 Euro Lig, 2 evet. Euro Cup, 1 Koraç, o kalktı gerçi. Koraç artık yok tabii. Kaç etti? 2, bu zaten en yeni kupalardan biri FIBA. FIBA Euro Cup, bir de FIBA Euro Challenge Beşiktaş'la. 7 tane kupa, 5 farklı şeyde. Şu anda zaten seviyede kazanılmamış bir tek mevcut kupalardan FIBA Şampiyonlar Ligi var. Evet. Onu da seneye biri kazanır. Ama yabancı sayısını, yani o çözümden kaçmak. Esas çözüm altyapıda. Ha, o açıdan da ben Bahçeşehir'den çok umutluyum. Ben taşına da çok epey oldu ama çok ciddi altyapıya yatırım yapıyorlarmış. Eğer zaten kendi oyuncusunu, kendi yıldızını da yetiştirebilecek duruma gelirse orası çok özel bir yerdi. Şimdi değil artık eskisi gibi. Ama biz oraya ilk taşındığımızda Bahçeşehir kendi belediyesi varken hakikaten orada böyle bir kültür, aile kavramı ve kültür yani yetişti zaten de sürdüremedik. Başka Beylikdüzü'nden başka gidecek yer yok. Bir sürü açık saha vardı. Evet. Şimdi çok kalktı galiba. Çocuklar istediği zaman geliyor, oyun aslında oynuyor. Salon yapıyordu eski belediye başkanı Kemal Aydın. O da gitti. Ama Bahçeşehir Koleji'nin tabii ki çok imkanları var. Onların sahasını da kullanmıştık biz. Onun için de teşekkürler. Yani benim hayalimi orada gerçekleştirebilirler. Hakikaten orası, ben Kemal Aydın'a ilk başta da söyledim, burası bir basketbol şehri olabilir. Yani o zaman Arap nüfusu bu kadar yoktu ama tabii. Hakikaten tebrik ediyoruz. Ve inşallah altyapıdan üretim başlar. Çünkü hakikaten orada o potansiyel var. Çok değişmediyse, bilmiyorum. Tabii ben de burada yani Bahçeşehir'i çok tebrik ederek başlayayım önce. Hakikaten çok gurur duyulacak bir başarı ama farklı bir yerden yaklaşacağım. Bütün bunları çalışırken, hazırlanırken programa dedim ki 3 ayrı seviye, bir Final Four, bir yarı final, bir de şampiyonluk var şu anda Türkiye'de.
Ve o kadar kendine terk edilmiş bir spor ki aslında basketbol Türkiye'de. Ona rağmen bu başarılar ortaya çıkıyor. Yani sahiplenilmemiş. Lig nerede yayınlanacak seneye belli değil. Bu sene yayınlandığında biraz rica minnet TV Buya hadi devam edin sizdendi. Onlar da peki dedi, devam etti. Bir spora yatırım, daha doğrusu basketbola yatırım ne ülke planlamasında, ne federasyon planlamasında, ne bu sporu yöneten kesim tarafında kesinlikle yok. Sponsor veya sponsor kulüp olan Anadolu Efes belli bir seviyede. Fenerbahçe senelerce yatırım yaptı, mecburen bütçeyi kısmak zorunda kaldı. Diğerlerine bakıyoruz. Bursaspor, işte yabancı oyunculardan bahsettiniz. Bahçeşehir keza inşallah kendi yeteneklerini yetiştirmeye başlar. O fırsatı yakaladılar diye yani konuşuyoruz. Basket sahaları yaparak, bu gençleri basketbola yönlendirerek bir politikayla basketi ikinci spor. Kimse Türkiye'de basketin birinci spor olmasını beklemez, bekleyemez. Gerçekçi değil. Türkiye'de futbol olmaz. Zaten de ondan da bahsetmiyoruz ama bu kadar başarılı olduğumuz bir sporda bu kadar bu başarıların az ses getirmesi, bu başarıların devamlılığı için, sürekliliği için hiçbir şey yapılmıyor olması hakikaten çok bir yandan da buruk bir sevinç yaratıyor. Çünkü geçici oluyor. Daha önce de yani bu kadar olmasa bile buna benzer Beşiktaş kupa kazandı Avrupa'da. Şimdi tamamen oyuncu yetiştirme şeyine döndü. Projesine. Tofaş final oynadı. Kayı şu anda. Yani işte oynuyorlar. Belli bir bütçe var. Kendi oyuncusunu yetiştirmeye çalışıyor. Bambit kapandı. Bunu yapabilmek için bir ekonomi inşa etmeniz lazım. Her şey sonunda ekonomiden dönüyor. Ama ekonomiyi yaratabilmeniz için de ilgiyi arttırmak. İlgiyi arttırmak küçük yaşlardan başlıyor. Bunun ticari tarafında, yayın haklarında, insanların maçlarına gitmesine teşvik edecek şekilde bunu pazarlamanız ve ekrana çıkarmanız gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmayıp altyapıya yatırım. Altyapıya yatırım yapalım, tamam yapılsın da ilgisi, insanların çocukken basket oynayıp basketçi olmasa bile basket izleyicisi haline getirilmesi. Bütün bunlar bir bütünün parçası ve ne yazık ki ne yapan var ne de böyle bir niyet var. İnşallah değişir çünkü bu başarıları Ya burada müesseseleri ben ayrı bir yere koyuyorum, tamam mı? Çünkü Efes özellikle bunu yapması lazım. Televizyona çıkamıyor. Reklam tabii, veremiyor. Tabii. Efes'in bambaşka bir yani. Ya hem Fenerbahçe kulübü kaç? 28 mi? 50 mi? 29 mu? Olimpiyat sporcu yetiştirmiş. Kaç farklı alanda? Her sporda var. Her sporda iddialı. Ya bu kulüp diğerlerine örnek olsun diye bir ödüllendirilmez mi ya? İlk EuroLeague şampiyonu. 5 tane bak seviniyoruz. Efes 3 Final Four Final Four arka arkaya yaptı diye. Fenerbahçe 5 tane yaptı. Yani böyle bir örnek varken diğerlerini teşvik etmek için. Bu teşvik olsa bunun esasında EuroLeague'den gelmesi lazım. Basketbol adına konuşuyor. Gelmiyor. O da başka yok, bir ama bir Beşiktaş'ı, bir Galatasaray'ı, bir Karşıyaka EuroLeague oynadığında ben tabii İzmir'de maç anlattım. Yer yerinden oynuyordu. Karşıyaka ya. Deplasmanı her zaman. Ya Barcelona'yı yendi ilk maçta. Ya bunlar spor kulübü ve bunların sporcu, bak basketbolcu demiyorum, sporcu yetiştirmesi için mutlaka teşvik edilmesi lazım. Başarılı olanların da ödüllendirilmesi lazım. Tabii ben siz yani %100 katılmakla beraber diyorum ki hadi geçtim sporcuyu. Basketbol, yani futbol milyonlarca euronun döndüğü muazzam bir ekonomiye sahip bir spor ülkemizde. Keşke daha da büyük olsa, keşke daha büyük de dönse. Orada da yayın hakları falan şu anda bir süreçten geçiliyor, küçülme sürecinden. Ama basketbol öyle bir halde ki başarıya kıyasla baktığınızda Avrupa şampiyonu çıkarıyoruz, işte Euro Cup finalisti, yarı finalisti çıkarıyoruz, FIBA Euro Cup şampiyonu çıkarıyoruz. Yani başarı var. Başarının yanında yatırım hiç yok. Diğerlerinde başarısızız, öyle bir projemiz yok. Hadi onları da geçtim. Yani başarılı olduğumuz bir spor var ve senelerdir başarılı olan bir spor var. Buna voleybolu, özellikle kadın voleybolu da dahil edebilir. Şimdi biz basketbol konuştuğumuz için onlara da haksızlık yapmıyor. %100 kadın voleybolu dahil edersiniz. Tabii ki. Erkek de çok fazla geride değil yani. İnşallah daha sürdürülebilir başarıya doğru döner diyelim ama tekrardan Bahçeşehir Koleji'ni tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah onlar da
bu tür organizasyonlar için örnek olur. Yani 5 sene sonra artık, rotasyonda 3 tane kendi yetiştirdiği oyuncuyu görürüz. Artık ya Türkiye Ligi'nde ben şampiyon olamam ama Avrupa'daki şu kupalara talibim diyen bir takım organizasyonu ve takım şeması da çıkmaya başlayacak. Hem Bursa'da hem Bahçeşehir'de bunu görüyoruz. Tamam, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmaları bütçesel nedenle ve şey olmaları imkansız. Ama bu tarz organizasyonlarda kupa hedefi veya başarı hedefi gerçekçi hedefler haline geldi. O açıdan da inşallah sürekliliği gelir, devamı gelir. Bursa'ya tekrar iyi şanslar diliyor. Bahçeşehir'e de tebrik ediyoruz. Anadolu Efes'e de tekrardan iyi şanslar diliyoruz ve NBA'ye geçiyoruz.